Şeyi bilen adam. Hoş geldiniz. Teşekkürler Conan Bey. Hoş bulduk. Görüşmeyeli iyisinizdir umarım. Teşekkür ederim. İyiyim Conan Bey. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Vakit kaybetmeden ilk soruyla başlayalım isterseniz. Başlayalım. 500 TL değerindeki ilk sorumuz şöyle. Her şeyi oyun ve eğlence olarak gören akım hangisidir? A. Garipçiler, B. Maviciler, C. Saf Şiir, D. Hisarcılar. Oldukça kolay bir soru. Cevap A şıkkı. Eminim ve son karar. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Bu soruyu bilerek bizden 500 TL kazanıyorsunuz. Sıradaki sorumuz 1000 TL değerinde ve şöyle. Garipçiler aşağıdaki akımların hangisinden etkilenmiştir? A. Realizm, B. Sürrealizm, C. Sembolizm, D. Parnasizm. Biraz düşündürücü olsa da kolay bir soru. Cevap B şıkkı. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Bu soruyu da bildiniz. Tüm soruları bileceğim. Sıradaki sorumuz 2000 TL değerinde ve şöyle. Garipçiler aşağıdaki akımların hangisinden etkilenmiştir? A. Kübizm, B. Romantizm, C. Dadaizm, D. Humanizm. C şıkkı. Eminim ve son karar. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Bu soruyu da bildiniz. Sıradaki sorumuz 3000 TL değerinde ve şöyle. Hangisi garip akımına mensup değildir? A. Orhan Veli Kanık, B. Oktay Rifat, C. Melih Cevdet Anday, D. İlhan Berk. Biraz düşünsem iyi olacak. Cevap D şıkkı. Eminim ve son karar. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Gayet güzel bir yarışma çıkarıyorsunuz. Teşekkürler Conan Bey. Sıradaki sorumuz 5000 TL değerinde ve şöyle. Eski şiirin ulaşılmaz, yeni edebiyatın kusursuz sevgili imajı hangi şair ile sokağa düşmüş vesikalı yâre dönüşmüştür? A. Orhan Veli, B. Ülkü Tamer, C. Cemal Süreya, D. Turgut Uyar. Doğru cevap A şıkkı. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Gayet iyi gidiyorsunuz. Teşekkürler Conan Bey. Sıradaki sorumuz 7500 TL değerinde ve şöyle. La Fontaine'den fable çevirileri yapan garip akımı sanatçısı kimdir? A. Oktay Rifat, B. Orhan Veli Kanık, C. Melih Cevdet Anday, D. Aziz Nesin. Sorular gittikçe zorlaşıyor sanki. Cevap B şıkkı. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Gayet güzel bir yarışma çıkarıyorsunuz. Sıradaki sorumuz 15.000 TL değerinde ve şöyle. Kitabe-i Sengi Mezar şiirinde Mersiye Nazım türünü hicveden şair kimdir? A. Orhan Veli Kanık, B. Melih Cevdet Anday, C. Oktay Rifat, D. Aziz Nesin. Biraz düşünmek istiyorum. Cevap A şıkkı. Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Sizden korkulur gerçekten. Sıradaki sorumuz 30.000 TL değerinde. Hazır mısınız? Hazırım. Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir? A. Yahya Kemal, B. Necip Fazıl,
C. Ahmet Haşim. D. Cahit Sıtkı. Oldukça şaşırtıcı bir soru ama cevap C şıkkı. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Bu soruyu bilerek bizden 30.000 TL kazanıyorsunuz. Sıradaki sorumuz 60.000 TL değerinde ve şöyle. Yukarıda bahsi geçen eserler hangi sanatçıya aittir? A. Oktay Rifat. B. Orhan Veli Kanık. C. Ahmet Haşim. D. Melih Cevdet Anday. Bu soru oldukça kolaydı. Cevap D şıkkı. Eminim ve son karar. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Gayet güzel bir yarışma çıkarıyorsunuz. Size demiştim, tüm soruları bileceğim. Şimdi 125.000 TL değerindeki sorumuz geliyor. Perçemli Sokak'ta ikinci yeni şiirine yönelen şair kimdir? A. Orhan Veli Kanık. B. Melih Cevdet Anday. C. Oktay Rifat. D. Yahya Kemal. Cevap C şıkkı. Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Gayet iyi gidiyorsunuz. Şimdi 250.000 TL değerindeki sorumuz geliyor. Yukarıdaki şiir hangi şair tarafından yazılmış olabilir? A. Orhan Veli Kanık. B. Yahya Kemal. C. Cenap Şahabettin. D. Ahmet Haşim. Bu soru oldukça kolay. Cevap A şıkkı. Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Anlaşılıyor ki bileğinizi bükemeyeceğiz. Öyle görünüyor. Şimdi 1.000.000 TL değerindeki sorumuz geliyor. Orhan Veli'nin şiirlerinde rastladığımız küçük adam figürüne hangi yazarın romanlarında rastlarız? A. Sait Faik Abasıyanık. B. Yaşar Kemal. C. Mehmet Rauf. D. Halit Ziya Uşaklıgil. Cevap A şıkkı. Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Tüm soruları bildiniz. Hiç joker hakkı da kullanmadınız. Gerek duymadım. Sorular oldukça basitti. Demek öyle. Diğer bölümde görüşürüz o zaman. Görüşürüz Konan Bey.